Selam arkadaşlar. Genç ve kendini genç hissedenler. Bugün size İngiltere'ye nasıl geldiğimle ilgili birkaç bilgi vereceğim. Bu da kanalımın ilk videosu aslında. Nasıl giriş yapsam bilemedim ama. Neyse öyle ufak birkaç bilgiyi vereceğim size. Nasıl geldiğimle ilgili, burada ne yaptığımla ilgili, sürecin nasıl işlediğiyle ilgili. O sırada da biraz yürüyüş yapacağız birlikte. Hatta şuradan gideyim, ara sokakları da görmüş olun. Şimdi ben neredeyim? Ben İngiltere'de Devon Torquay diye bir yer var. Yani Devon, Türkiye'deki İç Anadolu gibi düşünün. Torquay'de işte böyle, yok Devon'ı şey gibi düşünün. Ege bölgesindeki İzmir gibi düşünün. Torquay'de İzmir oluyor. Öyle bir yerdeyim. Zaten yeşillikten anlaşılacağı üzere diyeceğim ama her yer yeşil olduğu için burada pek anlaşılmayabilir. Böyle bir sahil kasabasındayım. Geleli bir 2,5 ay falan oldu. Ortalama 6-7 ay falan, yani 7 ay önce falan vizeye başvurdum. Başvurduk daha doğrusu. 2 ay falan çıkması sürdü. Ya yani süreç gerçi hatırlamıyorum şu an, bayağı da oldu aslında ama. Nasıl geldim? Ben dilimi geliştirmeye çalışıyordum. İnternette uygulamalara falan giriyordum, birkaç uygulamalara. Bir sürü farklı uygulama denerken Interpass diye bir uygulamaya giriş yaptım. Ya orada birçok insanla konuştum. İnanın dilim benim A1, A2 falan da. Ve 1-1,5 yıl boyunca sürekli birileriyle konuşmaya devam ettim. Hani geliştirebilmek adına. Tesadüfen şu anki eşimle tanıştım. İngiliz kendisi. Ortalama bir 6 ay 7 ay falan konuştuk. 7 ay sonunda davet ettim Türkiye'ye. Dedim gel görüşelim. Ya aslında arkadaş olarak başladık da. 7 ay sonunda işte davet ettim. Ondan sonrasında geldi. İstanbul'a geldi. İşte görüştük birazcık. Takıldı orada bizimle birlikte bir 5 gün 6 gün falan. Sonra geri döndü. Döndükten sonra işte konuştuk. Yani iyice böyle bir detayları falan konuştuk. Anlaştık. Evlendik. Biraz ticaret gibi duruyor ama öyle değil aslında. Yani bu şekilde komik bir şekilde anlatıyorum çünkü artık çok sıkıldım sorulardan yani. İşte gerçek mi evliliğin, şöyle mi böyle. Ya gerçek abi yani. Hani herkesin bu kafasındaki şey olayı işte o işte birisini bulmuş kaçmış olayı çok yanlış yani. Gerçekten çok yanlış ve çok rahatsız edici bence. Neyse davet etti. 4 ay 3 ay sonra falan artık yani biz express entry diyorum. Fast track diye bir muhabbet var. Normalde vizenin çıkması işte 6 aya kadar falan uzayabiliyor. Ama biz beklemek istemedik. O da bir 500 pound falan herhalde yanlış hatırlamıyorsam. 500 pound ekstra verip fast track yaptık. Bu da ortalama fast track ile birlikte işte 2500 pound'a falan mal oldu bize. Yani vize başvurusu, fast track, işte IELTS. Yani şartlar şu şekilde bu arada. Yani davet edebilmesi için sizin İngiltere'deki partnerinizin 18.000 pound'un üzerinde kazanıyor olması lazım. 8 aydır falan çalışıyor olması lazım. Sizin İngilizcenizi iyi olduğunu ispat edebiliyor olmanız lazım. O da ne demek? IELTS'ten IELTS test sınavına gireceksiniz. IELTS sınavını geçmeniz gerekiyor. Onların yaptığı IELTS sınavını. O da birkaç bölgede yapılıyor. Şehirde yapılıyor sanırım. Ankara'da, ben İstanbul'dakine girdim de Ankara'da, Adana'da, Ağrı'da falan da vardı herhalde. Yani bayağı saçma yerlerde de var. İnternette yazıyor. Şeyin konsolosluğun sitesinde yazıyor sınav yerleri. Velhasıl işte IELTS'e girdim.
sınav sonucunu aldım. Vizeye başvurduk. Fast track yaptık. Buraya geldim. Ya yani buraya geleli de 2 ay, 2,5 ay falan oluyor. Durumlar bu şekilde. Alışamadığım şeylerden birisi şu trafik. Lanet olası trafik hep soldan gidiyor. Yani hayatınız boyunca hiç benim gibi yurt dışına çıkmadıysanız daha önce. Özellikle böyle işte Yeni Zelanda, işte Kore, ne bileyim trafiği soldan akan bir ülkede bulunmadıysanız bu gerçekten içler acısı bir durum. Yani benim alışmam 1,5 ay falan sürdü. Şu anda hala tam olarak alışabilmiş değilim de. Yani şey hafızası. Ne hafızası diyorlar ona? Yani bir şey hafızası benim şu anda tam olarak yaptığım şey. Kas hafızası diye isim geliyor da kas hafızası değil. Yani hafızayı artık bu şekilde işlendiği için artık otomatik ben sağa bakıyorum önce geçerken. Bu arada şöyle hazır gelmişken göstereyim. Posta kutuları var şu şekilde burada. Postaları bunu atıyorsunuz. Günlük müydü, haftalık mıydı? Postman geliyor abi, alıyor, iletiyor gidecek olan yere senin postanı. Böyle işte arkadaşlar durumlar. Ben şimdi birazcık sizi müzikle baş başa bırakayım. Kayıt yaparken. Arkadaşlar sorularınız varsa aşağıya yazarsanız bir sonraki videoda elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. İngiltere için şey muhabbeti de vardı, onu da bir sonraki videoda açıklamaya çalışayım. İngiltere bir vizede kolaylık çıkardı. Adı tam neydi vizenin tam hatırlamıyorum. O vizeyle buradan sponsor bulup o şekilde de gelebiliyorsunuz. Bulduğunuz sponsorla buraya. Şunu da söylemeden geçmeyeyim. Buraya geldim 2,5 ay falan oldu. Henüz daha ben vizeyi çevirmedim. Yani yasal olarak şu an çalışma ve yaşama şeyim yok. Şöyle nişanlık vizesine başvuruyorsunuz siz İngiltere'de. Kaldığınız bölgede, Türkiye'de örnek veriyorum. Nişanlılık vizesiyle buraya geliyorsunuz. Siz buraya geldikten sonra evleniyorsunuz. Evlendikten sonra vizenizi çeviriyorsunuz. Buraya geldikten sonraki süreç de birazcık karışık. Örnek veriyorum, buraya geliyorsunuz. Buraya geliyorsunuz. Geldikten sonra vize tipinizi değiştirmeden önce üstünüze işte faturalar alıyorsunuz. Evlenmeden önce. Fatura alıyorsunuz üstünüze. Veyahut da faturaya burada isim yazdırma diye bir muhabbet var. Eşim öyle yaptı. Fatura da şu an ikimizin de adı yazıyor. Evlenmeden önce faturaya isim yazdırıyorsunuz. Ondan sonra banka hesabı açıyorsunuz. O işleri de aslında bunları şey yapayım ya. Bir sonraki videonun konusu yapayım. Daha detaylı bir şekilde anlatayım bunları. Şu an pat diye anlatmayayım hepsini. Videoyu da aslında çok uzun tutmak istemiyorum. Burada bitireyim. Dediğim gibi videonun altına yorum olarak atarsanız videonun altına yorum olarak sorularınızı yazarsanız bir sonraki videoda elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Şöyle son bir manzarayı da göstereyim size. Torquay'ın tatlış bir ara sokağı var, böyle shopping street tarzında.
Bu arada kaldığım yer tam bir tatil beldesi. Şu anda boş, kısmen boş sayılabilecek bir yer. Ama böyle hafif yaza doğru çok kalabalıklaşıyormuş dedi eşim. Yani şu an tam olarak nedir, ne değildir, nasıldır hala alışma evresindeyim ben de. Dediğim gibi çalışma iznim de yok, şu an çalışamıyorum. O yüzden YouTube'a başlama kararı aldım. Başka türlü çünkü zaten burada vakit geçiremiyoruz. Yani şöyle aslında Türkiye'ye kıyasla çok güzel çünkü alım gücünüz var. Biraz acı ama maalesef söylemesi. Alım gücünüz var. Markete gittiğinizde muhakkak bir torba doldurup gidiyorsunuz. Şöyle göstereyim. Yani o yüzden pek sıkılamıyorsunuz yemek yemekten. Mesela örnek veriyorum, ben geldiğimde buraya sigarayı bıraktım. Sigarayı bıraktıktan sonra aşırı da yemekten, ya alım gücünün yüksek olmasından dolayı ortalama 8 kilo falan aldım. Zaten biraz kilo problemim vardı. Bir de üstüne buraya gelince aldığım kilo eklenince iş biraz şuradan çıktı. Burayı şey gibi düşünebilirsiniz. İzmir Alsancak diyesim de gelmiyor da, yani sahil falan var aslında, çok tatlı boş bir yer. İlerideki videolarda daha detaylı bir şekilde gösteririm. Normalde arkadaki markete girecektim aslında da. Şu sokağı göstereyim diye geldim. Şöyle bir yer. Böyle küçük bir yerdeyim. Sorularınızı aşağıya yazarsanız sevinirim. Abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenip arkadaşlarınızla paylaşırsanız daha fazla kişiye ulaşabiliriz. Kalın sağlıcakla.